çiftçi ekecek kardeşim? Hayvanını otlatacak. Neden? Bakın çiftçilerimiz hiç dile getirilmiyor. Gelecek yılımızın nerede domatesi kim üretecek? Buğdayı kim üretecek? Hayvanı kimi besleyecek? Tereyağını, yoğurdumuzu, sütümüzü kim üretecek? Türkiye'nin her yerinde Eminoğlu sabah başlıyor, akşama kadar çiftçi telefonlarına yanıt veriyorum. Şimdi şu anda tarım kredi borçları kapıya dayanmış durumda. Çok büyük sorunlar var. Üzülerek söyleyeyim, hatta intiharlar falan da var. Tarlasını kaybediyor, evini kaybediyor. Arabasını satan, traktörünü satan. Çiftçilerimize sahip çıkmamız, çiftçilerimize yeniden üretim yapacak bir mecal, takat vermemiz lazım. Bir banka terörü var, bir haciz terörü var çiftçiler karşısında. Bir haciz terörü var bugün Türkiye'de. Bir tehlike var. Nedir o tehlike? Bizim gıda güvenliğimiz. Gelecek yılın gıda güvenliğini sağlamamız için, yani çiftçinin ekmesi, bitmesi, gübreyi atması, tohumu tarlaya atabilmesi için kesinlikle bu banka terörünün, haciz terörünün durması lazım. Mesela şunu talep ediyorum ben hükümetimizden. Bir, haciz terörüne son. İki, borçları da 5 takside bağlıyorum ve ödemeleri de 1 yıl erteliyorum. Bu borçları da devlet bankaları devralsın. Çünkü bu çiftçiler gelecek yıl buğday üretecek, patates üretecek, sebze üretecek, meyve üretecek, pamuklu giydiğimiz üretecek, pamuk üretecek. Bir üretim devriminin Türkiye eşiğinde üreticilerin zamanı geliyor, emekçilerin zamanı geliyor. Atatürk devrimini tamamlayacak emekçilerin, üreticilerin katılımıyla yeni bir Türkiye'nin kuruluş ufkunun önündeyiz. Üretime katkısı olan bütün yurttaşlarımıza, üretenlere söz veriyoruz. Üreten Türkiye'yi kuracağız. Üret Türkiye diyoruz. Üret Türkiye. Üret çiftçimiz. Ucuz mazot, ucuz kredi, ucuz tohumluk, ucuz gübre. Üret ey çiftçi diyoruz.